yazının en güzel, en estetik hali hat. Geleneksel İslam sanatlarından biri olan ve Arapça'da yazı, çizgi anlamına gelen bu güzel yazı sanatı, özellikle İslam coğrafyasında yüzlerce yıl kutsal söz ve metinlerin kağıt veya kil tablet üzerine aktarılmasında kullanıldı. Matbaanın olmadığı dönemlerde kitapların çoğaltılması ve süslenmesinde kullanılan hat, yüzyıllar boyunca belirli kural ve kalıplara bağlı kalınarak yapıldığı için zanaat olarak görüldü. Batı'nın kaligrafi olarak adlandırdığı hat, bugün gerek Türkiye'de gerek dünyada giderek yaygınlaşan bir görsel sanat dalı. Ülkemizde de bu sanatı geleneksel bir usulle usta-çırak ilişkisi içinde öğrenen ve icazet yani diploma alan pek çok hattat var. Ödüllü hattat Ferhat Kurlu da bu sanatçılardan biri. Hat sanatı hocasız öğrenilemeyen sanatlardandır veya zanaatlardandır ki sanattır yani hat sanatı. Bir kere hocasız olmaz. Hazreti Ali'nin bir meşhur sözü vardır. Hat sanatı hocanın öğretmesinde gizlidir diyor. Yani kendi başına örneklerden, meşklerden öğrenmek isteyenler bir yere kadar öğreniyorlar. Ama hocadan öğrenmek bambaşkadır, hocasız olmaz. Kurlu, hat sanatıyla ilk kez çocukluk yıllarında tanıştı. Gördüğü eserler onu oldukça etkiledi. Öyle ki hemen kağıda kaleme sarılıp ismini bu şekilde yazmaya çalıştı. İkinci karşılaşma ise Samsun 19 Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde okurken gerçekleşti. Ve hat sanatına duyduğu aşk, sabır ve emek dolu bir meşke dönüştü. Sanatını daha iyi öğrenmek, daha iyi icra edebilmek için İstanbul'a geldi. Türkiye'nin en önemli hat sanatçılarından Hasan Çelebi'den sülüs ve nesih dersleri aldı. Musiki gibi, kıraat gibi hocasız öğrenilemeyen bu sanatta İcazetini aldı ve kendini tamamen meşke verdi. Şimdiye kadar yazdığım eserlerin sayısını inanın bilmiyorum. Bunların bazıları mükerrerdir, tekrardır. Yani mesela bir Hilye-i Şerif'i ben 200'den fazla yazdığımı biliyorum. Değişik formlarda, değişik yazı türleriyle. Birçok yazımı, birçok eserimi, bana ait istifleri 3, 5, 10 defa yazdıklarım oldu. Dolayısıyla sayı zannediyorum 1000'in üzerindedir. Yani hangi yazım kimdedir, nerededir çok azının yerini biliyorum. Ama çok şükür birçok evde, birçok koleksiyonda benim eserlerim bulunuyor. Aynı zamanda bir imam hatip olan Kurlu, icazet aldıktan sonra da yaklaşık 10 yıl hocasının derslerine devam etti. Usta çırak geleneğini sürdürmesi gerektiğinin bilinciyle Amerika'dan Japonya'ya dünyanın dört bir yanından gelen öğrencilerine ders verdi. Kurlu bugün cami imam hatipliği ile hat eğitimi ve hocalığını bir arada yürütüyor. İcazetle eğitimin sona ermediğinin, tam tersine yeni başladığının bilinciyle öğreniyor, öğretiyor. Tüm dünyada hat sanatının merkezi olarak görülen ülkemizde, kendine has üslubuyla bu sanatın en güzel örneklerini veriyor. İnsanlar birbirinin kopyası değildir. Sanatkarlar da öyledir. Dolayısıyla benim de hat sanatında bir çizgim oluşmuştur mutlaka. Ben mesela daha çok celi sülüs yazılardan, istif dediğimiz yazıları iç içe geçirerek harfleri yapılan sanatsal levhalar yapmayı seven bir insanım. Genelde de bununla bilirler. Hatta zaman zaman duyuyorum, istif canavarı diyormuş arkadaşlar. Ben de gülümseyerek karşılıyorum. Alanında pek çok ulusal ve uluslararası ödülün sahibi olan ve hatta bugün bazı yarışmaların jüri üyeliği koltuğunda oturan Kurlu, insanları kutsal bakımdan da önemli olan bu sanatı meşk etmeye çağırıyor.